Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde doğrunun analitik incelenmesi konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani eşitsizlik sistemini işleyeceğiz bu bu videoda. Eşitsizlik sistemi nedir arkadaşlar? Eşitsizlik sistemi şu şekilde. AX artı B'ye artı c küçük sıfır, küçük eşit sıfır, büyük sıfır, büyük eşit sıfır şeklindeki ifadelere biz eşitsizlik sistemi adını veriyoruz. Peki küçüktür ya da küçük eşittir olmasındaki fark nedir? Arkadaşlar orada bir tanesinde küçüktür dediği zaman grafik dahil edilmeyecek. Yani grafik dahil değil arkadaşlar, tamam mı? Eğer eşitlik de olursa e, grafiği çizdiğimizde yani grafiği çizdiğimiz zaman oradaki grafiğe de dahil edeceğiz. Biraz sonra şeklen gösteririm ben size. Ondan sonra işte bu şekildeki ifadelere biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Eşitsizlik sistemi adını veriyormuşuz. Eşitsizlik sisteminde arkadaşlar çözüm kümesi bulunurken iki adım yapacağız. Ya yani bu birinci adım şu a x artı b artı c eşittir sıfırın grafiği çizilir. Yani bu küçük sıfır küçük eşit büyük ya da büyük eşit versin ya da vermesin. Eşit sıfırmış gibi düşünüp grafiğini çizeceğiz. Grafiğini de çizdikten sonra ikinci adımda arkadaşlar atıyorum küçük, küçük eşit sıfırsa mesela ya da bu büyük sıfır büyük eşit sıfır da olabilir fark etmez. 0 ee, sıfır, sıfır noktası düşünülerek istenilen bölge taranır. Yani sıfır 0 noktasına nasıl düşüneceğiz arkadaşlar? sıfır sıfır noktası şu şekilde. Atıyorum grafiği çizdiniz. Ya bir tane soru sallayalım isterseniz. Ya da aşağıda var zaten. Grafiğe çizdikten sonra arkadaşlar sıfır sıfır noktasını düşüneceksiniz. Sıfır sıfır noktası bu noktayı yani küçük eşit sıfır artı c küçük eşit sıfır sağlıyorsa sıfır sıfıra bakan bölgeyi karalayacaksınız. Eğer sağlamıyorsa ters bölgeyi karalayacaksınız. Bu konuda yapılan en çok hata nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Yani şimdi bu küçük sıfır olduğunda hocam grafiğin altını karalarım. Büyük sıfır olduğunda grafiğin üstünü karalarım diye düşünüyorsunuz. Orada bir hata yapıyorsunuz. Bir yanlışlığınız var. Her zaman bu şekilde olmak zorunda değil. Şimdi sorularda da görürsünüz zaten. Evet şuna bakalım. 2x eksi 3y artı 12 küçük 0 eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini gösteriniz diye söylemiş bize. Ne yapalım arkadaşlar? Bir grafiği çizelim isterseniz. İlk önce ne yapıyorduk? 2x 2x eksi 3y artı 12 eşit 0'da Bir grafiği çizmek için x eşittir 0 için y'sini bulalım. x yerine 0 yazdığımızda arkadaşlar burası gitti. 3y artı 12 eşit 0'dan y'yi kaç buluruz? 4 buluruz. Bir de y eşittir 0. <laughs> y yerine 0 yazdığımızda da x'e kaç çıkıyor arkadaşlar? Eksi 6 çıkıyor. Evet. Birinci adımı gerçekleştirdik ve grafiği çizdik arkadaşlar. Haydi grafiği çizelim şimdi. x eksenimiz şu olsun. y eksenimiz de bu olsun. y'yi 4'te x'i de eksi 6'da kesiyor. y'yi 4'te x'i de eksi 6'da kesiyor. y'si 4 olacak. Evet grafiğimiz bu. Yalnız yanlışımız var. Dikkat edin. Küçük sıfır diyor. Küçük sıfır dediği zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Grafiğin kendisini almıyoruz. Yani grafiğimiz nokta nokta noktalı olacak arkadaşlar. Şimdi bunun çözüm kümesini bulurken ne yapıyoruz? Çözüm kümesinde de sıfır sıfır noktasını ele alacağız. Yani 2x eksi 3y artı 12 eş küçüktür sıfırda. Sakın hocam bak küçük sıfır. Grafiğin altını karalayayım. Öyle bir şey yok. Sakın al sakın. Bu sıfır sıfır. En kolay nokta 0 0 olduğu için yapıyoruz bu arada bunu arkadaşlar. Artı 12 küçüktür 0 sağladı mı? Sağlamadı. O zaman 0 0'a bakan bölge değil ters bölgesi olacaktır arkadaşlar. Eşitsizlik sistemi yani şu doğrunun kendisini de almayacağız. Sadece ve sadece üst tarafını alacağız. Tamam mı? Evet bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir de tam ters mantıkta gelebilir arkadaşlar. Yani bize şu şekilde verip eşitsizlik sistemi nasıl gösterilir şeklinde de sorabilirler. Biz bunun için ne yapacağız? İlk önce doğrunun denklemini bulacağız. Doğrunun denklemini bulurken arkadaşlar bu doğrunun denklemi eksenleri kestiği yerler x bölü 4 artı y bölü 3 eşittir 1'di değil mi? Şimdi bu doğrunun denklemini hatta daha da düzenleyeyim ben şimdi. Aradaki eşittir değil de alt tarafa aldığımız için hatta doğrunun da kendisini aldığımız için Aradaki işaret ya küçük eşit olacak ya da büyük eşit olacak. Onu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Düzenlemelerini yapalım isterseniz. 3 ile çarpalım 4 ile çarpalım. O zaman buradan ne çıkıyor arkadaşlar? 3x artı 4y bölü 12 eşittir 1'den eşittir 12 yapıyor arkadaşlar. 12 ile karşı tarafa attık. Şimdi bunun alt tarafını nasıl bulacağız arkadaşlar? Alt tarafı mesela şimdi ne yapalım tersten gidiyoruz. 0 0 noktasını her zaman düşüneceğiz. 0 0 noktasını düşündüğümüzde bakın sol taraf 0 çıktı sağ taraf 12 çıktı. 0 12'den nedir arkadaşlar? Küçük müdür? Evet küçük olduğu için aradaki işaret ne olacak arkadaşlar? 3x artı 4 y küçük eşittir 12. Grafiğin kendisini aldığımız için küçük eşittir oldu. Yoksa grafik nokta, nokta, noktalı olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? Küçük 12 olacaktır. Hatta bu bu şekilde de olabilir. Belki 3x artı 4 y eksi 12 küçük eşit 0 şeklinde de yazabilirler. Hangisi şıklarda varsa artık ona göre şey yaparsınız arkadaşlar. Tamam. Bu da tersten gitme. Evet gelelim şimdi bazı özel durumlar arkadaşlar. Bazı özel durumlardan bahsedelim size. Bunlar önemli. Bunlar karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 2-3 tane birden eşitsizlik sisteminde karşımıza çıkabiliyor. İlk önce şundan bahsedeyim. Şu X ve Y ekseni çizildiğinde, X ve Y ekseninin acaba sağ tarafı sağ tarafı nasıl gösteriliyor arkadaşlar? Şu sağ tarafı nasıl gösteriliyor? Arkadaşlar sağ tarafı Bakın dikkat edin. Hep x ekseni değil mi arkadaşlar? Hep x ekseni pozitif değil mi? y ekseni bakın pozitif de var negatif değerler de var. Evet y ekseninin sağ tarafı x büyük eşit 0 şeklinde gösterilir. Aslında niye hep eşitliği koyduk? Şu eksen y ekseni Dikkat edin arkadaşlar, şu k ise bu x eşittir k doğrusu değil mi? X eşittir k, k doğrusu mesela sağ tarafını karalarsam, biraz sonra yazacağım gerçi, x büyük eşittir k olacak. Bu da aslında y eksen arkadaşlar, şurası sıfır olduğu için bu x eşittir sıfır doğrusu değil mi? X eşittir sıfır doğrusunun sağ tarafını karalıyorum, yani hep sıfırdan büyük değerler var. O zaman bu doğrunun sağ tarafı nasıl aradaki işaret büyük eşit olacaktır arkadaşlar. Buradan geliyor yani temel mantığı. Peki tam tersi. Eksenin sol tarafını karalamış olsalardı arkadaşlar. Şu bölgeyi sormuş olsaydı. O zaman ne diyecektik arkadaşlar? Burası da x küçük eşit 0 olarak adlandırılır. Sonra Şurası arkadaşlar. x ve y ekseni verildiğinde yine. Bu sefer x eksenin üstünü karalarsam x eksenin üstünü karalarsam. Şurası arkadaşlar. Bakın burada da ne oldu arkadaşlar? Hep y'si pozitif oldu değil mi? O zaman biz buna ne diyeceğiz? Y büyük eşit sıfır diyeceğiz arkadaşlar. Niye? Bu ne doğrusu arkadaşlar? Şöyle baktığınız zaman şu şöyle olsaydı y k doğrusuydu. E sıfırdan geçtiğine göre bu da ee, y eşittir 0 doğrusu y eşittir 0 doğrusunda aradaki işaret ne olacak? Büyük olacak. Çünkü hep sıfırdan büyük değerler var arkadaşlar. O da oradan geliyor. Hatta bunun alt tarafı da ne oluyor arkadaşlar? Şunun alt tarafı da nasıl tanımlanıyor? Bunun da alt tarafı hep e, sıfırdan y eksen hep sıfırdan küçük ya y küçük eşit sıfır şeklinde adlandırılıyor. Tamam. Sonra sonra neden bahsedelim? Bir de arkadaşlar bazı özel doğrular da karşımıza gelebiliyor. Nasıl özel doğrular mesela? Şimdi biraz önce de bahsettik aslında ama şu özel doğrular mesela arkadaşlar. Şurası K ise bu x eşittir k doğrusu değil mi? Bu x eşittir k doğrusunun ben Sağ tarafını karalarsam hep K'dan büyük değerler yok mu arkadaşlar? Önemli olan doğruyu yazdıktan sonra aradaki işaretin büyük eşit mi küçük eşit mi büyük mü küçük mü olduğunu bulmak değil miydi zaten? E, X eşittir K doğrusu bu. Bunun sağ tarafı hep K'dan büyük değerler var. O zaman burası da ne olacaktır arkadaşlar? X büyük eşit K şeklinde olacaktır. Doğrunun kendisini aldığımız için eşitlik var arkadaşlar. Tamam mı? Peki başka ne gelebilir karşımıza? Başka şu özel durumda gelebilir arkadaşlar. Mesela bu da ne doğrusu arkadaşlar? Bu da y eşittir k doğrusu. Bu y eşittir k doğrusunun şu x ekseni tabi bu da y ekseni ise bu y eşittir k doğrusunun alt tarafını karalarsam alt tarafındaki bölgede hep y eşittir k doğrusundan k'dan küçük değerler var. Yani biz de bunu nasıl tanımlarız arkadaşlar? y küçük eşit k şeklinde tanımlanır. Sonra ne var? Özel doğrulardan bir de y eşittir x doğrusu var değil mi arkadaşlar? Bakın y eşittir x doğrusu. Aslında biz bu y eşittir x doğrusunu arkadaşlar birinci açıortay doğrusu da diyoruz. Tamam mı? Aklınızda bulunsun. Bu 45 derece bu da 45 derece olduğu için bunun adı birinci açıortay doğrusu arkadaşlar. Peki birinci açıortay doğrusunun alt tarafı. Hocam aradaki şart küçük olacak. Küçük eşit olacak. Ya böyle algılamayın. Tamam burada belki doğru çıkmış olabilir ama. Ya x eşittir y şeklinde gösterseydiniz ne yapacaktınız? O zaman yine küçük eşit koyacaktınız ve hata yapacaktınız. Her zaman bir şekilde deneyin arkadaşlar. Biz normalde e, grafik çizilmişse ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir tane nokta seçiyorduk. O noktayı da nasıl seçiyorduk? Orjin seçiyorduk. Ama burada orijini seçemem çünkü orijin nerede arkadaşlar? E, doğrunun üstünde oluyor. O zaman eşitsizlik sistemini sağlayan bölgeden bir tane nokta seçeyim. Basit bir nokta. 1'e 0 noktasını seçeyim. X yerine 1, Y yerine 0 yazdığımız zaman e, Bakın 0 birden nedir arkadaşlar? Küçük değil midir? O zaman bu bölgeyi nasıl temsil edeceğiz arkadaşlar? Y küçük eşit X şeklinde. Doğrunun kendisi olduğu için ne, ne koyduk arkadaşlar? Eşitliği koyduk burada. Tamam mı? Buna dikkat edin. Hatta aynı şekilde Y eşittir eksi X doğrusu da karşımıza gelebilir arkadaşlar. Şu Y eşittir eksi X doğrusuna da biz İkinci açı ortay doğrusu diyoruz arkadaşlar. Bunlar 45-45 diye bölüyor. Bu da ikinci açı ortay doğrusu. Evet yine buradan Mesela bunun bu sefer üst tarafını alayım. Bunun üst tarafı nasıl temsil ediliyor arkadaşlarım? Bunun üst tarafında da rastgele bir nokta seçeceğiz. Yine ne seçebiliriz arkadaşlar? İster sıfıra biri seçebilirsin fark etmez. İstersen x eksenindeki yine 1'e sıfır noktasını seçebilirsin. Koyalım bakalım. X yerine 1, y yerine sıfır koyduğunda. Bak sıfır eksi birden ne oldu arkadaşlar? Büyük oldu değil mi? O zaman aradaki işaret ne olacak arkadaşlar? Büyük olacak. Yani burası y büyük eşit. Eksi x şeklinde söylenilebiliyor arkadaşlar. Bunları ezberlemenize gerek yok. Yorum nasıl yorum yapıldığını zaten ben size anlatıyorum. Siz de bu şekilde yorum yapın. Bu bu şekilde de gelebilir. Mesela x'i x'i öbür tarafa atabilir. x artı y doğrusunun eşitlik sistemi sorulabilir. Aynı şey bununla. Tamam mı? Gelelim. Son birkaç bilgiyi arkadaşlar. O bilgi de şu. Hem birinci bölgeyi hem birinci bölgeyi hem de Üçüncü bölgeyi aynı anda temsil eden ifade nedir biliyor musunuz arkadaşlar? X çarpı Y büyük eşit sıfırdır. Niye? Birinci bölgede de noktalarımız artı artı. ikinci bölgede de noktalarımız eksi eksi. Dikkat edin ortak bir şey var mı diye bakıyoruz. Her ikisinin çarpımı ne yaptı? Artı. Her ikisinin çarpımı burada da ne yaptı? Artı yaptı. Gördünüz mü? X virgül Y diyecek olursak X ile Y'lerin çarpımı her zaman ne oluyor arkadaşlar? Artı oluyor. Yani X çarpı Y büyük eşit Sıfır oluyor arkadaşlar. Hatta peki o zaman 3. ve e, ikinci ve dördüncü bölgeyi nasıl temsil ederiz arkadaşlar? 2. ve dördüncü bölgeyi de tam tersi olarak yani x çarpı y küçük eşit sıfır olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. x çarpı y küçük eşit sıfır olarak adlandırıyoruz. Çünkü burası apsisimiz eksi ordinatımız artı. apsisimiz artı ordinatımız eksi. Her zaman sen x ile y'ni çarp, çarptığın zaman ne geliyor arkadaşlar? her zaman negatif bir sayı geliyor. O yüzden x çarpı y küçük eşit sıfır da bu şekilde tanımlanıyor arkadaşlar. Şunu bunu bilmeniz lazım. Diğerlerini en azından yorum olarak yapabilirsiniz. Belki bunu da yorum olarak yapabilirsiniz ama çarpımları büyük eşit sıfır dediği zaman şu. Yalnız burada bir şey diyeceğim arkadaşlar ve ben buradan bir sonuç çıkarttım. Kitaplarda da yazmaz zaten bu. Buna dikkat edin. Bakın şöyle bir kelebek çıktı değil mi? Aslında bu doğru ne doğrusu? Şurada açıklamasını yapayım silerim. Bu, ne, bu doğru ne doğrusu? Y eşittir 0 doğrusu. Bu doğru ne doğrusu? X eşittir 0 doğrusu. Dikkat edin. Şu X eşittir 0 doğrusu ile Y eşittir 0 doğrusunu çarptığım zaman X çarpı Y. Bak X çarpı Y geldi. X çarpı Y. Büyük eşit sıfır mı? Küçük eşit mi? 0 sıfır mı olduğunu nereden buluruz? Şuradan bir nokta seçeriz. Mesela birebir. X çarpı Y yazdım e, ee, birebir seçtiğimde 1 bir çarpı 1 pozitif yaptı. O yüzden büyük eşit şeklinde gösteririm. Hatta ben buradan şu sonuç çıkarttım arkadaşlar. Kitaplarda yazmıyor bu. E, ee, i̇ki doğrunun çarpımları şeklinde geldiği zaman arkadaşlar. Yani şu kelebek şekli gördüğünüz zaman bakın burada bir kelebek şekli var. İki doğrunun çarpımlarıdır. Hangi iki doğru arasında kalmışsa. Bak aşağıda not yazmışım. Kelebek varsa verilen doğruların çarpımlarıdır diyelim. Burada da bakın bir kelebek var. Yine ne çıktı karşımıza? X çarpı Y küçük eşit 0 çıktı arkadaşlar. Kelebek şekli varsa kesinlikle ama kesinlikle neymiş arkadaşlar? verilen hangi iki doğru arasında kelebek oluşturmuşsa o verilen doğruların arasındaki kelebek e, o doğruların çarpımları şeklindedir arkadaşlar. Ha, büyük eşi sıfır mı küçük eşi sıfır mı olduğunu nereden buluyoruz? Oradan bir bölge seçiyoruz. Noktadan e, bir nokta seçiyoruz. Sağlamasına dikkat edeceğiz sadece. Aşağıda da bir örneği var zaten. Mesela bu. Genelde bu tarz sorular geldiği zaman şıklardan yapıyorsunuz ama şıklardan gittiğiniz zaman çok da uzun oluyor. Dikkat edin şu y eşittir x doğrusu ile y eşittir eksi x doğrusunun arasında bir kelebek oluşmuş değil mi? O zaman bu verilen iki doğrunun çarpımları şeklindedir. Aslında bu doğrular ne doğrularıdır arkadaşlar? Eşit sıfır şeklinde yapalım bunu. y eksi x eşittir sıfır. Bu da y artı x eşittir sıfır şeklindedir. O zaman bu eşitsizlik sistemini bulurken ikisinin çarpımı y eksi x çarpı y artı x büyük eşit mi küçük eşit mi bilmiyorum. Büyük eşit sıfır ya da küçük eşit sıfır yazacağım. Doğrular da dahil ya o yüzden. Ya büyük eşit olacak ya da küçük eşit olacak arkadaşlar. Bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Eşittir sıfıra bakacağız. Bu arada şuna baktığınız zaman y eksi x y artı x ne yaptı arkadaşlar? y kare eksi x kare yaptı değil mi? Daha da düzenleyecek olursak y kare eksi x kare ya büyük eşit sıfır ya da küçük eşit sıfır. Ne yapalım? Şuradan bir nokta seçelim. Eşitlik sisteminin sağlandığı yerden bir tane nokta seçiyorum. O noktayı da ne seçeyim arkadaşlar? Kolay bir nokta olsun. Orjini seçemem. Genelde orjini seçiyorduk ama orjini seçemiyoruz. İster 1'e sıfır al ister sıfıra biri al. istersen şurada bir nokta al ama eksen üzerinde bakın şuradaki noktayı almak daha kolay zaten. X yerine bir, Y yerine 0 yazdığımızda Y yerine 0, X yerine 1 yazdığımızda 0 eksi 1 sıfırdan nedir arkadaşlar? Küçük değil midir? O zaman aradaki çarpma ne olacak arkadaşlar? Küçük eşit olacak. Yani Y kare eksi X kare küçük eşit 0 işte bu eşitsizlik sisteminin nesidir? Çözüm kümesidir. Ben şimdi size anlatırken uzunmuş gibi geldi aslında ama inanın siz bunu daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece anlatıyorum. Anlatırken bu şekilde oldu. Tamam. Kelebek şekli varsa çarpımlarıdır. Kitap bilgisi değil. Bunu her zaman her yerde de araştırdım zaten ben. Sorularda da görebilirsiniz. <laughs> Evet ne verilmiş arkadaşlar soruda? Aşağıdaki koordinat düzleminde 2x artı 3y eşittir 12 ve y eşittir 3x grafikleri çizilmiştir. Orijinden geçen bir doğru. Yani bu y eşittir kesinlikle ama kesinlikle 3x'tir. Başka orijinden geçen bir doğru var mı? Yok. 2x artı 3y eşittir 12 grafiği de şu olma, olsa gerek değil mi? Bu da 2x artı 3y artı 12 eşittir 0'ın grafiği arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşım <laughs> dikkat et. Eşitsizlik şu üçünü birden sağlayan eşitsizlik sistemin çözüm kümesi nedir diye soruluyor bize. Bakın şu doğruya ilk önce bir bakalım. 2x artı 3y küçük eşit 12. 0 0 noktasını ele alalım. 0 0 noktasını ele aldığım zaman burası 0 küçük eşit 12 sağladı mı arkadaşlar? Sağladı değil mi? 0 küçük eşit 12. O zaman şunun alt tarafı yani üst tarafındaki g, h, a, b sayıları ne oldu arkadaşlar? Gitti. Evet bunları bir götürelim daha rahat olur istersiniz. Evet mavi doğru için şu mavi doğru için ne yaptık arkadaşlar? Bunun alt tarafı olacak. O yüzden burası 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 ve G noktası gitti. Şimdi y eşittir 3x doğrusu için bakalım arkadaşlar. Maalesef 0'a 0 noktasından götüremiyoruz değil mi? 0 0 noktasından götüremiyoruz. O zaman bunu da incelerken morla mora bakalım. Buradan rastgele bir nokta alalım. Bunun altı mı olacak, üst tarafı mı olacak? Mesela alt tarafından bir nokta seçelim. 1'e 0 noktasını seçelim. X yerine 1, Y yerine 0 koyduğumuzda bakın, X yerine 1, Y yerine 0 koyduğumuzda 0 büyük eşit 3 sağladı mı? Sağlamadı. O zaman bunun neresi olacak arkadaşlar? Üst bölgesi olacak. Yani alt tarafındaki harfler ne oluyor arkadaşlar? Gidiyor. O zaman bu da gitti, bu da gitti, bu da gitti alt tarafı. Şimdi üçüncüye bakalım arkadaşlar. X çarpı Y büyük eşit sıfır demiş. X çarpı Y büyük eşit sıfırda neresidir arkadaşlar? Eşitsizlik sisteminde şu bölge değil miydi? O zaman şu bölge olduğu için şuradaki bölgedeki sayıları alacağım arkadaşlar. O zaman 1 ve 3. bölgedeki sayıları alacağım. Harfleri alacağım. Yani 2 ve 4'tekileri alacağım. almayacağım. Yani F gitti. Başka, başka da yok zaten. O zaman bakın gitmeyen harflerimiz ne kaldı? K ve E harfleri kaldı arkadaşlar. Çözüm kümesi ne yapıyor o zaman arkadaşlar? Çözüm kümesi K ve E harfleri yapar. Tamam, güzel bir soru bakın. Böyle ee, sınavda da çıkabilecek tarzda bir soru arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bazen de eşitsizlik sistemini sağlayan bölgenin alanını bulunuz diye şekli bizi çizdirdirebilirler arkadaşlar. Bakalım ne yapalım. Şimdi he, her birini ayrı ayrı düşüneceğiz. İlk önce şu 2x artı 3y küçük eşit 12'nin şeyini, bölgesini bulalım isterseniz. Bakıyoruz. 2x artı 3y eşittir 0'ı düşünüp x yerine 0 yazıp e, y, y eksenini kestiği yeri buluyoruz. Değil mi? x yerine 0 yazıp y eksenini kestiği yeri buluyoruz. Birinci adımımız buydu. Y eksenini kestiği yer nedir, nedir arkadaşlar? X yerine 0 yazdığımızda y'si 4 yapıyor. Y yerine 0 yazdığımızda x'i ne yapıyor arkadaşlar? X'i de 6 yapıyor. Grafiği çizeriz arkadaşım şimdi. Grafiği hatta şimdi hemen çizelim. Grafik şu yan tarafta olsun. Bu yan tarafta evet x'i 6'da kesiyor y'yi 4'te kesiyor. 6'yı ve 4. 6 ve 4'te kesiyor arkadaşlar. Evet, bunun neresi olacak arkadaşlar? Hatta bunları kırmızıyla çizeyim de kırmızının grafiği olduğu belli olsun arkadaşlar. Şu 6 ve şu da 4 yaptı arkadaşlar. Şimdi bundan sonrasında ne yapıyorduk? 0'a 0, 0 noktasını ele alıyorduk, değil mi? Şu 0 0 noktasına alsak 12'den ne oldu arkadaşlar? Küçük mü oldu? 0, sol taraf 0 oldu. 12'den küçük oldu. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 0 0 noktasına bakan bölge olacak burada. Yani bunun alt tarafı olacak. Aklımızda bulunsun. Aklımızda bulunsun. Sadece aklımızda bulunsun. Tamam mı? Hatta şöyle çizdiğimiz zaman şöyle şurada göstereyim isterseniz. Bu alt tarafı olacak. Şu bölge olacak. Gelelim öbürüne. Öbüründe ne demiş arkadaşlar? Y büyük eşit sıfır demiş. Y büyük eşit sıfır. Şunu burada kırmızıyla yaptığımı göstereyim. Şimdi de maviyle yapıyoruz. Y büyük eşit sıfır. Neresiydi arkadaşlar? x eksenin üstü değil miydi? Yani şurası değil miydi arkadaşlar? Evet. Şimdilik şunun altı. Y eksenin üstü. Şu ara bölgeye yapmadım arkadaşlar. Bir de ne verilmiş arkadaşlar? Bir de şu verilmiş. X büyük eşit 3. X büyük eşit 3'e bakalım şimdi. X büyük eşit 3'e bakarken de arkadaşlar. X eşit 3'ün grafiğini çiziyoruz ve sağ taraf olacak. O zaman X eşit 3'ün grafiğini çizdik. Ve sağ taraf. Bak şunun alt tarafı. Şu y eksenin üstü yani şu arasıydı. Bir de bunun sağ tarafı olduğu için arkadaşlar istenilen bölge neresi oldu? Şu bölge oldu istenilen bölge. Evet şuradaki uzunluğumuz 3 birim. Buradaki uzunluğumuz da 3 birim. Burası kaç birim? 4 birim. Dikkat edin burası 90. Şunlar birbirine paralel oldu değil mi? Hatta paralellikten dolayı 4 ise bakın burada bir orta taban çıkmadı mı? Bu ort tabandan dolayı burası kaç oldu? 2 oldu. Bak normalde nasıl bulmanız lazım bunu? Normalde şu şekilde bulabilirsiniz. Benzerlikten burada ort taban çıktı. Başka türlü mesela 2'ye 4 olsaydı benzerlikten bulabilirdiniz yine buradaki uzunluğu. Başka türlü şöyle bulabilirsiniz İki doğrunun kesim noktasını bulup kesim noktasındaki nesi lazımdı bize? Ordinatı lazımdı arkadaşlar. O şekilde de bulabilirdiniz. Ama gerek var mı? benzerlik yöntemiyle çok da rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Bence gerek yok. Evet. istenilen bölgenin alanı o zaman ne oluyor arkadaşlar? Bir kenar 3 şu dik üçgenin alanı isteniliyor bizden. Bir kenar 2. Yani 3 çarpı 2 bölü 2 isteniyor. Yani cevapta kaç yapıyoruz o zaman? 3 yapıyor arkadaşlar. Tamam. Bu da güzel bir soru. ÖSYM sorar mı? Sorabilir. Belli olmaz. Belki birkaç tanesini verir. Yani uzun sürüyormuş gibi aslında ama ben size anlatırken uzun sürüyor arkadaşlar. Aslında çok da uzun değil. Bir de ne olur ne olmaz sorular bunlar. Biliyorsunuz son soruları biraz daha ağır koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bize şöyle bir şey demiş. Y kare eksi 4x kare küçük eşit 0 ve mutlak değer x küçük eşit ee bunu şey diyelim. Ne diyelim arkadaşlar değiştirebilirim. Küçük eşit 0 değildi burası. Mutlak değer x küçük eşit 0 olur mu zaten olmaz değil mi? Küçük eşit 4 diyelim. Tamam. Her ikisinin Eşitsizlik sistemini sağlayan bölgenin alanını bulunuz diye söylemiş bize. Arkadaşlar şunu bir düzenleyelim. Y kare eksi 4 x kare küçük eşit 0 Eşit 0'ın grafiğine bakacaktık değil mi? Eşit 0'ın grafiğine bakacaktık. Şimdi arkadaşlar burada küçük eşit 0'a bakacağız. Tamam. Küçük eşit 0'a bakacağız. Y eksi 2 x y artı 2 x şeklinde değil midir bu? Y artı 2x şeklindedir. Küçük eşit sıfır. Bak çarpımları var. Çarpımları varsa ne oluyordu arkadaşlar? Kelebek şekli çıkıyordu değil mi? Kelebek çıkacak. Kelebek. Yani Y eksi 2x eşittir sıfır doğrusuyla Y eksi 2x eşittir sıfır doğrusuyla Y artı 2x eşittir sıfır doğrusunda kelebek olacak. Hatta bu ne doğrusu? Y eşittir 2x öbürün ne doğrusu? Y eşittir eksi 2x arasında kelebek olacak arkadaşlar. Hatta şekli çizeyim şuraya. E, y eşittir 2x doğrusu nasıl bir doğru arkadaşlar orijinden geçen bir doğru değil mi hatta şu şekilde olacak bu y eşittir 2x doğrusu bunu biraz daha uzatayım yalnız şu şekilde y eşittir 2x doğrusu oldu Öbürü de y eşittir eksi x doğrusu olacak arkadaşlar şu şekilde bu da y eşittir eksi 2x doğrusu oldu evet şimdi bu y eşittir 2x ile y eşittir eksi x doğruları arasında ya buradaki kelebekten bahsedeceğiz arkadaşlar ya da tam tersi şuradaki kelebekten bahsedeceğiz. Çünkü çarpımları varsa kelebek bölgesi oluşturuyor değil mi arkadaşlar? Acaba neresi? Şuradan rastgele bir nokta seçeyim ben yine. Mesela şuradaki noktayı seçeyim yine. 1'e 0 noktasını seçeyim. Koyduğum zaman arkadaşlar 1'e 0'ı koyduğum zaman x yerine 1, y yerine 0 koyduğumda şurada koyuyoruz arkadaşlar. 1 ve 0 koyduğumda x yerine 1 Y yerine 0 koyduğunda 0 eksi 4 yapıyor. Küçük eşit 0 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. O zaman ne olacak arkadaşlar? İstenilen bölgenin alanı şurası yaptı. Sağlamasaydı hangi kelebek olacaktı arkadaşlar? Şu kelebek olacaktı tamam mı? Buna dikkat edin arkadaşım. Neyse, istenilen bölgenin alanı ya yani bölgesi burası yaptı. Aklımızda bulunsun. Kırmızı ile çizeyim şu ve şu. Şu bölge yaptı arkadaşlar. Şimdi gelelim öbürüne. Öbürü ne diyor? Mutlak değeri x küçük eşit 4 diyor, değil mi? Mutlak değeri x küçük eşit 4 demek arkadaşlar. Mutlak değeri x küçük eşit 4 demek. Aslında bu x küçük eşit 4 küçük eşit eksi 4 demek, değil mi? Yani eksi 4 ile 4 arasında. Şunu kapatın, şunu kapatın. Sadece şunu düşündüğünüz zaman x küçük eşit 4 doğrusu arkadaşlar. Şuradan çizilen doğru değil mi? Onun sol tarafı değil mi? Onu çizelim ilk önce. X eşittir 4 doğrusunu çizdik. Burası 4 doğrusu. Ee, küçük eşit olduğu için bunun sağ, sol tarafı. Ve öbürü de arkadaşlar x eksi 4. Eksi 4'ten büyük eşit olacak değil mi? Bunun da sağ tarafı oldu. Yani bu da nasıl olacak arkadaşlar? Eksi 4 ile 4 arasında kalan şu bölge oluyor arkadaşlar. Şu bölgeye olacaktır. 4 ve eksi 4 arasında. O zaman şöyle düşünelim. Şu kelebekte şu arası ve 4 ile x4 arasını seçtiğimiz için istenilen bölgenin alanı neresi oldu arkadaşlar? İstenilen bölgemiz bizim. Aha da burası oldu. Bizden bu bölgenin alanı isteniyor. Şimdi arkadaşlar bu bölgenin alanını bulurken ne yapalım burada? Aslında bu açı 90 derece değil mi? Şimdi sağ tarafla sol taraf birbirinin simetri olduğu için şuradaki kalanı bulsak yeterli olacak. Şu bizim yüksekliğimiz belli zaten. Yüksekliğimiz 4. Bu arada apsisimiz 4 ya. Şu x eşittir 4 doğrusuyla bu da x eşittir 4 doğrusuyla y eşittir 2x'e ortak çözüm uyguladığımızda. Yani x yerine 4 yazsak. Y eşittir 2 çarpı 4'ten kaç yapıyor arkadaşlar? 8 yapıyor. Yani buranın ordinatı 8 yaptı. O zaman buradaki uzunluğumuz kaç yaptı? 8. Değil mi? Aynı şekilde simetriği olduğu için alt tarafı da 8 ya da e, bu seferde x eşittir 4 ile y eşittir eksi 2x'i ortak çözüm yaptığınızda da bulabilirdiniz. 4 koysanız eksi 8 yapıyor burası. Eksi 8 noktası ordinatı yapıyor. Yani buradaki uzunluğumuzda 8 yaptı. O zaman istenilen bölgenin alanı 2 tane şu üçgenin alanından yok mu arkadaşlar? 16 çarpı 4 bölü 2'den 2 tane var. 16 çarpı 4 bölü 2. Yani o da kaç yapıyor arkadaşım? 64 yapıyor. Bu ne olur ne olmaz sorusu arkadaşlar. Ben bunu böyle koydum. Ee, bazen kelebek yani şu kelebeği diye bir soru sorarlar mı zannetmiyorum ama biz işi sağlama alalım diye bu şekilde de şey yapmak istedim arkadaşlar. Soru yazmak istedim. Ee, işi garantiye alalım değil mi? Evet. Geldik kafes yöntemine. Yani bu soruyu matematikte de görürsünüz arkadaşlar. Buna gene matematikçiler kafes yöntemi diyorlar. Eşitsizliğini sağlayan koordinatları tam sayı olan kaç tane nokta vardır diye soruyor bize. Ya da eşitsizlik sistemi e, nasıl gösterilir şeklinde de sorulabilir. Fark etmez. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Şimdi burada farklı farklı durumlar var, değil mi? X pozitifken y pozitif olabilir, x pozitifken y negatif olabilir, x e negatifken y pozitif olabilir, x negatifken her ikisi de negatif olabilir, değil mi? Yani o zaman şunları düşünelim. X pozitifken y artı olabilir, mutlak değer dışında öyle çıkacak. Ondan sonra x pozitifken y negatif olabilir, ondan sonra acaba x negatifken y pozitif olabilir. Bir de x negatifken y de negatif olabilir. Bunlar bu şekilde olacak değil mi arkadaşlar? Bunların hepsinin grafiğini çizeceğiz şimdi. Çizmemiz lazım daha doğrusu. O zaman bunları ayrı ayrı çizeyim ya şöyle göstereyim. X X ve y pozitifken, x ve y pozitifken, e, kafadan yapayım isterseniz. X yerine 0, y x yerine 0 yazsak y'si 4 yaptı. y yerine 0 yazsak x'i de kaç yaptı arkadaşlar? 4 yaptı. Yani bunun grafiği ne olacak arkadaşlar? Nereden geçecek? 4 e, 4'ü 4 noktasında yani x yerine 0 yazsam y'si 4 yaptı değil mi? 4 yaptı. Burası da 4 yaptı. Yani şuradan geçen bir grafik yaptı arkadaşlar. Gelelim öbürüne. Yani x pozitif olabilir, y negatif olabilir. x eksiye y küçüktür 4. x yerine 0 yazsam y'si eksi 4 yaptı. y'si eksi 4 yaptı. y yerine 0 yazsam x'i de 4 yaptı değil mi? Bunun da grafiği şu şekilde oldu arkadaşlar. Yine anlatmak için uzun uzadıya şey yapıyorum arkadaşım. X negatifken y pozitif olabilir. Küçük 4. X yerine 0 yazsam y'si 4 yaptı. Y'si 4 yaptı. Y yerine 0 yazsam x de x 4 yaptı. Şu şekilde oldu grafiği. 4 4. Ve öbürüne de bakalım arkadaşlar şimdi. Her ikisi de negatif olabilir. Eksi x eksi y küçüktür 4 desek şimdi. Grafiği çizdiğimizde x yerine 0 yazsam da y'si eksi 4. Y yerine 0 yazsam da x'i eksi 4 yapıyor arkadaşlar. Eksi 4'e eksi 4 yaptı. Yani şu şekilde bir grafik olacak arkadaşlar. Eksi eksi 4, 4 yaptı. Şimdi o zaman bunları hepsini aynı grafikte gösterecek olursak. Bak. iyi bak. Nerlerden geçiyor? 4'ten. 4'ten. Eksi 4'ten ve eksi 4'ten geçiyor. Yani grafik şu şekilde oldu arkadaşlar. Aa Bir dakika. E, grafiklerimizde bunlar nokta nokta şeklinde olmak zorunda. Eşitlik var mı arkadaşlar? Yok. Yani bizim grafiklerimiz aslında şu şekilde oldu. Birincisi bu. ikincisi şu. Üçüncüsü bu. Ve dördüncüsü de bu. Küçük eşit dediği için mesela burada 0 0 sağlıyor mu? Sağlıyor. 0 0'a bakan bölge. 0 0 burada da sağlıyor. 0 0 burada da sağlıyor. 0 0 burada da sağlıyor arkadaşlar değil mi? Hep 0 0'a bakan. Çünkü 0 küçüktür 4 yaptı. Hep 0 0 bakan bölge yaptı. Yani istenilen bölge neresi yaptı arkadaşlar? Şurası, şurası, şurası ve şurası yaptı. İşte bize bu bölgeden ne isteniliyor? Kaç tane nokta vardır diye soruluyor. Şimdi bu noktayı bulalım. Bu noktaları nasıl bulalım arkadaşlar? Bu nokta. Şunlar kaçar birimdi? Eksi 4 noktasıydı burası. Burası da 4 noktasıydı. 4 noktası bir de eksi 4 noktası da burası. Yani 1, 2, 3 1, eksi 1, eksi 2, eksi 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Şimdi arkadaşlar bir kere bu ne doğrusu? Ee, X artı Y küçüktür 4 doğrusu değil mi? Mesela şu tam buradaki nokta. şuradaki nokta alabilir miyiz bunu? Seçebiliriz değil mi? Sonra şuradaki noktayı seçebilir miyiz arkadaşlar? Şuradaki noktayı seçebilir miyiz? Buradaki nokta da tam üstünde oluyor galiba arkadaşlar. Şuradaki noktayı seçemem galiba. Çünkü niye? Burası kaç? Atıyorum burası 1, 2, eksi 3'e eksi 3'e bir noktası. Doğrunun üstünde mi diye bakıyorum. Doğrunun üstünde mi diye bakıyorum. Doğrunun üstünde. Bu ne doğrusuydu? Ona bir bakalım da. Ya ilk baştaki yerden başlayalım isterseniz de. İlk baştakinden şey yapabiliriz. Yorum yapabiliriz. Yani şu doğruya bakalım arkadaşlar. X artı Y küçüktür. 4, eşittir 4 doğrusuna bakalım. Şuradaki noktayı seçebiliriz. Buradaki noktayı seçebiliriz. Değil mi? Buradaki noktada tam üstüne geliyor galiba arkadaşlar. Bakalım burası kaç? 3'e 1 noktası değil mi? 3'e 1 koyduğum zaman 3 artı 1 eşittir 4 yaptı mı? Yaptı. O zaman bunun üstünde yaptı arkadaşlar. Buradaki noktayı seçemem. Sonra şuradaki noktayı seçebilirim. Buradaki nokta tam bu doğrunun üstüne geliyor galiba. Y yamuk çizdiğim için. Yani 2'ye 2 noktası zaten 2 artı 2 4 yapıyor. Sonra tam şuradaki noktayı seçebilir miyim arkadaşlar? Şuradaki noktayı da seçebilirim. Seçebilir miyim? Kaç bu? 1'e Bire... 3 noktası mı arkadaşlar? 1'e 3 de tam üstünde mi yapıyor? Evet üstünde yapıyor. Buradaki noktayı da seçemem. Yani şu bir tane şeyin e, içinde kaç tane nokta seçtik arkadaşlar? 3 tane nokta seçtik. O zaman burada da 3 tane nokta olacak. O zaman burada da aynı şekilde arkadaşlar. Kaç tane nokta olacak? 3 tane. Burada da 3 tane nokta olacak. Yani toplamda şu noktaları sayacak olursak. 3, 6, 9, 12 değil mi? 12 nokta burada var e, şeyleri absif ordinatları tam sayı olan. Bir de arkadaşlar şu eksenler üzerindeki noktalar da sayılmaz mı? O zaman onları da sayalım isterseniz. Onları da şöyle sayayım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane de burada var. Artı 13. Toplamda da kaç nokta yapıyor o zaman arkadaşlar? 25 tane nokta yapıyor. Ha, eğer Eşitlik de olmuş olsaydı bu doğruların üstündeki noktaları da sayacaktık arkadaşlar şu şekilde tamam mı? İşte kafes için alındığı için bu, biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Kafes yöntemi adını veriyoruz tamam mı? Tekrar söylüyorum arkadaşlar bu noktaları tek tek bulduk saydık bak 3 6 9 12 sonra eksen üzerindekileri de saydık 3 burada 3 bak 3 6 9 12 bir de orijin var kaç yapıyor arkadaşlar? 13 yapıyor. 12 artı 13'ten 25'i bulduk. Bize eşitlikte eşitlik de olmuş olsaydı bunun üzerindeki doğru noktaları da sayacaktık. O zaman kaç tane yapacaktı? 1 burada, 2 burada, 3 burada, 4 burada bir de şuradakini de alacaktık değil mi? 5. Yani şurada 5 tane. Köşeleri de saymazsak hatta e, 3, 3, 3, 3 sayardık. Sonra da köşeleri de ekleyebilirdik arkadaşlar. Nokta sayılarını da bu şekilde bulabiliriz. Ben bunu niye bu şekilde anlattım bu arada arkadaşlar? Yani bunun eşitsizlik sisteminin bölgesi sorulabilir. Yani tamam noktayı da sordum. Matematikteki e, noktayı da böyle tek tek değerler yazarak da yapılabiliyor. E, yol olarak tabi bu uzun görülebilir. Ama ben bunu bu soruyu yazmaktaki amacım şuydu. Şunun eşitsizlik sistemin çözüm kümesi nedir diye sorabilirlerdi. Mesela aradaki şart büyük olsaydı o zaman ne yapacaktık arkadaşım? O zaman şunu 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 çizip neresini alacaktık? Dış bölgesini alacaktık arkadaşlar. En azından bunlardan bahsedebilmek için bu soruyu yazdım ve bu şekilde size anlatmak istedim arkadaşlar. Eksik bir şey kalmasın istiyoruz çünkü değil mi? Evet böylelikle arkadaşlar eşitsizlik sistemini de bitirdik. Ee, bir sonraki videoda da ne yapalım simetri konusunu anlatalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.